Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Ot adam olarak bilinirim. Bugünkü konumuz sigarayı hızlı ve etkin olarak bırakmak. Bitki kimyasını bildiğimi söylemiştim. Özellikle tütünün, katranın kimyasını da iyi bilirim. Bizim neden sigaraya başladığımızın milyon tane bahanesi, milyon tane nedeni var. Bunların üzerinde hiç durmayacağım. Çünkü herkes niçin ve nasıl sigaraya başladığını biliyor. Bizim amacımız çözüme odaklanmak. Haydi çözüme başlayalım. Ben neden sigara içmedim? Çünkü benim küçüklük ve ergenlik dönemimde köyde olmama rağmen arkadaşlarım sigara içmiyordu. Bundan dolayı da ben sigara alışkanlığım hiçbir zaman olmadı. Şimdi neden bırakamıyoruz? Neden bırakmakta zorlanıyoruz? Bunun üzerinden üzerime vazife olmamasına rağmen kısaca geçmek istiyorum. Yakın çevremde sigarayı ani bırakmış ve sigarayı bırakmak için çabalamış ama bir sonuca elde edememiş insan ve arkadaşlarımla yoğun olarak görüştüm. Elde ettiğim verileri size katkı koyması için paylaşmak istiyorum. Sigarayı bırakanların iki tane olayını gördüm. Bir tanesi duygu kırılması, ikincisi de bilinç yükselmesi. Şimdi duygu kırılması nedir? Bazı insanlar bir trafik kazası yaşarlar. Ya da çok yakını veya kendisiyle ilgili çok kötü bir hastalık yüzüne anons edilir. O dönemden sonra insan tamamen değişir. Bu aynen tıpkı milattan önce, milattan sonra gibi. Bu durumdaki bir insan duygu kırılması olduğu zaman sigarasını kırar, çakmağını atar ve aniden her şeyi bırakır. Birçok bırakma işleminin böyle gerçekleştiğini bilirim. Örneğin şu bahaneler aslında gerçek bir bahane değil. İşte evlendikten sonra sigarayı bırakacağım, okul bittikten sonra sigarayı bırakacağım, emekli olunca sigarayı bırakacağım, iş değiştirince sigarayı bırakacağım. Bunların hepsi şartlı önergedir. Şartlı önergedeki kişiler sigarayı çok rahat bırakamaz. Aslında şartlı önergede beyin alışkanlığını yapay bir duygu duvarına yaslamak ister. Duygu kırılmasını yaşayan insanlar nikotin sakızı farklı farklı uygulamalar olmaksızın şak diye bırakır. İkinci güzel olan olay, insanlarda sigaranın zararını fark ettikçe bunlarla ilgili bilinç yükselmesi olur. Çünkü zaman akıyor ve ben hangi koşullarda yaşamın içindeyim diye bahseder. Bazı insanlar şöyle diyor, bu çok yanlış bir uygulamadır. Benim dedem 80 yaşında ama sigara içiyor, hala rahat. Bu aynen şuna benzer. Bir deprem oluyor, enkazda birçok insanlar yaşamını kaybediyor ama benim dedem o enkazdan sağ çıktı demeye benzer. Çünkü dünyadaki bilimsel veriler çok nettir. Ben bunlarla ilgili her türlü tezi, bilimsel verileri de kaydettim ve okudum. Şimdi o zaman şunu bahsedelim. Bu sigarayı bırakmakta en kritik aşama ilk 48 saattir. Benim bugün size katkı koymak istediğim en büyük unsur ilk 48 saatteki duygunuzu yükseltmek, farklı bitkilerle nikotini aşağı çekmek, bunlarla ilgili uygulamayı sizlerle yardımcı olmak. Şimdi 48 saatte sigarayı bıraktığımız zaman günlük 1 litre su içiyorsak 2 litre su içeceğiz. Yani vücut yoğun su alaraktan metabolizmasını şaşırtacağız. İkincisi günlük 3 su bardağı zencefil içeceğiz. Aynı zamanda sigara isteği geldiği zaman ağzımıza meyan kökü alacağız. Hem su içeceğiz, hem zencefil çayı, hem de ağzımızdaki tadı bozaraktan vücudun algı mekanizmasını bozmamız lazım. Meyan kökü bulamaz isek
taze nane veya fesleğeni çiğneyip tükürmemiz lazım. Bu bizim yine nikotin isteğine bağlı tat reseptörlerini yanıltmaya yönelik son derece basit ve güzel bir yöntemdir. Sigara isteği çok zirve yapar ise dilimize 2-3 damla nane yağı damlatmamız gerekiyor. Yine bu acı ve kavurma ve isteğiyle ilgili beynimizin ve reseptörleri şaşırtarak nikotin alma dalgasını sönümlendirmektedir. Çok ilginç bir deney de var. Bir hasta grubuna sigarayı bırakmayla ilgili nikotin sakızı verilmiş. Bir hasta grubuna da 7 gün boyunca 1,5 limonlu su verilmiş. Her gün 1,5 limon suya sıkılarak içilmiş. Görmüşler ki bu son derece güzel bir deneyimdir. Limonlu su içen, sigarayı bırakan hasta grupları nikotin sakızından daha kolay sigarayı bırakmışlar. Tabii bu 48 saatteki krizi yönetmedeki en büyük olaylardan bir tanesi de strestir. Çünkü aklınız sürekli nikotinde, sürekli sakızda. Bu durumda da stresi ortadan kaldırmak için sarı kantaron bitkisi son derece güzeldir. Bu sarı kantaron bitkisinin de çayının nasıl yapılacağı ile ilgili bir videom var. Bunu hem yukarıya hem aşağıya bırakırım. Yine bu anlamda daha da sıkışmamız durumunda karabiber yağını burnumuza getirip derin derin nefes almamız lazım. Alıp vereceğiz, alıp vereceğiz. Bunu 10 defa yaptığımız zaman yine bu karabiber yağının sistemde soluması da bizi nikotinle ilgili isteği azaltıp yine bizi 48 saatimizi emniyet şeridine götürmemizi sağlıyor. Bu arada hem kanda hem bünyede nikotini azaltmak için yoğun olarak C vitamini almamız gerekir. Bu C vitamini almak tamamen kapsül olmayabilir. Yani portakaldır, limondur ki limon suyunu öneriyoruz, mandalindir. Buna bağlı Türkiye'de sonsuz sayıda C vitamini kaynağı var. Onu da hem yukarıya hem aşağı bırakırım. Bizim buradaki bu videonun en büyük ilginçliği nikotin isteğini kırmak. Aynı zamanda nikotinin kandan çok hızlıca arınmasını sağlamak. Aynı zamanda 48 saat içindeki stresi kaldırmak. Ben bu anda şunu söyleyebilirim. Birçok arkadaşımız yaşamdan erken ayrıldı. Ben bu insanlara diyorum ki ömürden zarar etti. Hem arkadaşlarımızdan uzaklaştık hem de onlar biyolojik ömrünü daha kısa yaşamış oldular. Bu anlatacağım kısım biraz duygusal. Anlatıp anlatmamaya kararsız kaldım ama içimden geldi, anlatayım. Ben dayılarımı çok severim. En büyük dayım benimle aynı ad, aynı soyada sahip. Çünkü aynı sülaleden ailelerimiz. En son dayımı gördüm. Çok yoğun sigara içiyordu ve artık oksijene bağlıydı. Son yarım saatine şahit oldum. Beni gördü. Seyahatten geldim. Çünkü ben bulunduğum şehir benim dayımın yaşadığı alandan farklı. Gördü, gözleri parladı ve oksijen maskesini çıkardı. Süleyman, Süleyman dedi. Tekrar oksijen maskesini taktı ve nefes nefes alıyor. Tekrar bıraktı. Oğlum, oğlum tekrar maskeyi taktı. Bu sigara tekrar maskeyi taktı. Kötü, kötü diyebildi. Ve gözünden şöyle bir damla yaş aktı. Tekrar maskeyi taktı. Bu dayımı gördüğüm sondu. Yaşamdan ayrıldı. Arkadaşlar, eşiniz, sevdiğiniz, çocuğunuz. Yaşam çok güzel ya. Böyle bir basit alışkanlığa duygularımızı yüklemek güzel bir şey değil. Güzel bir şey değil. Ömrümüzü ziyan etmeyelim. Ömürden zarar etmeyelim. Sigarayı mutlaka bir şekilde bırakalım. İrademizle bırakalım. Sağlıcakla kalın, sigarasız kalın.